Allah gönlünüze göre versin. Şansınız bol olsun. Merhaba. Aynı meslekteniz. Öyle mi? Bugün işler kesat gitti. Caminin kapısını açık görünce geldim. Neredeyse dağılır. Dağılır mı? Hmm, öyleyse geç kaldım, gideyim bari. Nereye gideceksin? Bu aylarda camiye gelenler daha çok sadaka verir. Daha mı çok verir? Niçin? Çünkü Ramazan mübarek aydır. İnsanlar daha çok dua etmek ihtiyacını duyar. Doğru. Elleri de çok açık olur değil mi? Adamına göre değişir. Allah'tan istedikleri bir şey yoksa metelik bile vermez. Bunlar benim aklıma hiç gelmezdi. Camilerin önüne pek gitmem de. Bir sadaka ne olur, karnım çok aç. Merhamet edin Allah rızası için. Bana bir şey vermedi. İstemesini bilmiyorsun. Bu kadının fakir bir hali var değil mi? Evet. Sen karnım çok aç dediğin için sana sadaka vermedi. Çünkü fakir insanları açlık alakadar etmez. Ama Allah'tan korkarlar. Bunun için onlardan sadaka isterken Allah rızası için diyeceksin. Allah rızası için merhamet edin. Ben amma da acemiymişim be. Bunları öğrettiğin için çok teşekkür ederim dostum. Demek açlık insanlara alakadar etmez. Herkese göre değil. Zenginler de parasını kaybetmemek için canlarını verirler. Peki şu şık giyinmiş adam başka ne isteyebilir? Ya yarın halledilmesi lazım gelen bir işi vardır, yahut da Allah'tan günahlarının affedilmesini ister. Vay canına! Bu mesleğin amma incelikleri varmış. Tevekkül değil, ben bunun için para kazanamıyorum. Para kazanmak çok kolaydır. Her akşam gel, ben sana öğretirim. Allah rızası için. Allah sevdiğinize kavuştursun. Bana niye vermedi? Gene bir halt ettim galiba. Bu saatte genç bir kızın burada ne işi olabilir? Bilmem. Sevgilisine kavuşmak için mum adamış. Desene, evden gece yarısı bunun için kaçmış. Ahbap, sende çok iş var. Ben bunları öğrenirsem çok iyi para kazanırım. Ha, bu türbenin ismi ne? Helvacı baba. Şu gelene helvacı babadan bahset. Helvacı babanın ruhu için bir sadaka. Sağ olun. Ahbap, neden helvacı babanın ruhu için deyince verdi? Helvacı baba evde kalmış kart kızların kısmetini açardı onun için. Benim de bu gece kısmetimi sen açtın. Allah razı olsun. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim? Arkadaş olarak. İnsanın dertleşecek bir yakını olmazsa canı çok sıkılıyor. İsmin ne senin? Adem baba. Ya seninki? Şu 2,5 lirayı bozar mısın? Ben de 2,5 lira ne gezer? Niye bozmadın yahu? 2,5 lira kazanamadık mı? 100 lira kazandık. Ne? 100 lira kazandık ve önümüzde de daha bütün bir gece var. Çocuğun 2,5 lirasını bozabilirdik öyleyse. Bana bak arkadaş, bir dilencinin kazancı öğrenildiği gün o dilenci hapı yuttu demektir. Ben artık nöbeti sana bırakayım, benim bir işim var. Kim acaba? Kim bilir ama bazı akşamlar kulübe gelir. Ne kulübüne? Şans kulübüne. Kumarhaneye desene. Evet. Ben de kulübün önüne gidecektim zaten, kazançlı bir yerdir. Her akşam giderim. Ne olur ben de geleyim. Gel. Ahbap. O
O kadar hızlı koşma arkadaş. Sonra kuvvetlisin, çalış derler. Yavaş yavaş. Çiçektir, çiçek var, iyi çiçeklerim var, güllerim var. Mis gibi çiçeklerim var. Şansınız baylar. Şansınız bol olsun. Güller var, karanfillerim var. Oo. Hadi baylar, çiçekçi. Burası kazancı bol bir yer galiba. Çiçeklerim görüyorsun var. Görüyorsun ya, bir cümle var. Kafi geliyor. Ben sabaha kadar kalırım burada. Olmaz, neredeyse camidekiler dağılır. Bu akşamlık bu kadar yeter. Sağ ol babalık, senden çok şeyler öğrendim. Aa bak, caminin önünde gördüğümüz kız geliyor. Çiçeklerim, güllerim, yapma güllerim var. Bir gül alır mısınız hanımefendi? Uğur getirir. Uğur mu getirir? Bugünlerde de şansa çok ihtiyacım var. Ama nereye koyayım bilmem ki. Çantanızı hanımefendi. Göreceksiniz bakın şansınız ne kadar bol olacak. Bir deneyeyim. Oh! Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim hanımefendi. Çiçeklerim, yapma güllerim var. Bana bak babalık, insanları bu kadar iyi nasıl tanıyorsun? Dilenmek ve okumakla. Okumak mı? Dilenerek para kazanmak varken okumayı ne yapayım? Okumak da dilenmenin başka bir şeklidir. Biz cahiller okuyarak alimlerden malumat dileniriz. Ben okumaktan bir şey anlamam. Kalın kafalıyım. Sen maşallah akıllısın. Ahbap yarın da sana geleyim mi? Karnını doyur da gel ki iyi çalışasın. Ders saatlerini de kaçırmamış olurum. Yarın bana kaçta ders vermeye başlayacaksın? O kadar aç gözlü olma. Öğrettiklerimi de aklında iyi tut. Tutmaya çalışırım, merak etme. Hadi iyi geceler. Sana da.